Şimdi geçen yıl 28 Mart'ta, 28 Mart 2022'de olan bir olay. Olayda araçta 5 tane genç var. Polisin iddia edilen dur ihtarına uymadıktan sonra ateş edilmesi. Olay olduktan sonra zaten Erhan Eser, Kürt genci Erhan Eser hastaneye götürüldükten sonra yaşamını yitiriyor. Yine sonraki süreçte biz mahkeme sürecinde de bunu sürekli dile getirdik. Delillerin toplanmasında sanık olan polis memuru Hamdi Karaca direkt delilleri etki ediyor. Yani delil toplamanın. Çünkü bunları biz nasıl fark ettik? Soruşturma aşamasında biz yoktuk. Biz dosyaya daha sonra ailenin talebi üzerine dahil olduk. Ancak soruşturma aşamasındaki tüm tutanaklarda, evraklarda sanık olan polis memurunun imzası var. Yani bu da bize gösteriyor aslında soruşturmada kendisi delil toplamış, delillere etki etmiş. Onun yönlendirmesiyle bir süreç yürütülmüş. Onun ve arkadaşlarının. Çünkü yargılama sürecinde sanık polisin arkadaşları da dinlendi. Tamamen ezberletilmiş, birebir kopyalama ifadelerle ifade verdiler. Bizim tanıklarımızın anlatımı dikkate alınmadı. Örneğin olayda polis memurunun ezberletilmiş bir şekilde ateş etmeden önce 3 el havaya ateş edildiği söyleniyor. Ancak arabadaki her diğer 4 genç de bunu duymadıklarını söylüyor. Çünkü böyle bir ateş etme yok. Muhtemelen sonradan planlanan bir şekilde bu yapıldı. Onun dışında süreç soruşturma aşamasında bu polis memurunun tutuklanmaması zaten bize bir fecaat. Çünkü olayın oluşumu zaten bir kastın olduğunu gösteriyor. Tek el ateş var. Direkt şoför bölümünün olduğu yere doğru ateş ediliyor. Yani sanık polis memuru hem ilk aşamalardan itibaren sürekli sol ön tekere doğru ateş ettiğini iddia etti. Ancak alınan kriminal raporda sonra yargılama aşamasında bir keşif yapıldı. Keşifte bunun böyle olmadığı çok açık bir şekilde raporlarla ortaya çıktı. Yani mahkeme heyeti de keşif yerinde bunu gördü. Sanık polisin tekere doğru durdurma amacıyla değil, direkt arabadaki Erhan Eser'i, şoför konuda bulunan Erhan Eser'i hedeflediği açıktı. Biz mütalaadan sonra da olayın neden bilinçli taksir olmadığını, neden kast olduğunu yine orada hem raporlara atıf yaparak hem keşif mahallinde gördüklerimizi anlatarak mahkeme heyetine anlattık. Ancak mahkeme heyetinde bunlar ne yazık ki bir etki etmedi ve mahkeme sanığın bilinçli taksirle cezalandırılması karar verdi. Toplamda 6 yıl 3 aylık indirim uygulayarak sanığın duruşmalara katılımını takım elbise indirimi dediğimiz takım elbise gibi duruşmalara gelmesini takdiri indirim gerekçesi olarak gösterip 1/6 indirim uygulayarak toplamda 6 yıl 3 aylık bir ceza verdi. Bu bizim için tabii ki yeterli bir ceza değil. Biz istinaf kanunu yoluna başvuruyoruz üst mahkemeye. Sonrasında gerekirse temize kadar götüreceğiz. Burada sanığın her ne kadar ihraç, sonraki süreçte çünkü biz sanığın polislikten ihraç edildiğini duyduk. Ama ne yazık ki bu ihraç gerekçesi de bu olayla ilgili değildi. Sanık başka bir olaydan dolayı muhtemelen FETÖ'den ihraç edilmiş olduğunu öğrendik. Biz bunu da yargılama aşamasında öğrendik. Cezasızlık politikası ne yazık ki burada da devam etti. Erhan Eser henüz 24 yaşında bir Kürt genciyle öldürüldü. Yani anne ve babasının acısını biz her duruşma gördük. Yani anne ve babası sanığın gerekli cezayı alması için dosyayı en başından itibaren de takip ettiler. Mahkeme heyetlerine de dertlerini anlattılar. Ancak bu ne yazık ki duvardan çarpıp döndü. Sanık yine gerekli cezayı görmedi. Mahkeme heyeti yine takdiri indirimini ve lehe olan gerekçelerini sanıktan yana kullandı. Biz bu cezasızlık politikasıyla mücadele etmeye devam mücadelemizi sürdüreceğimizi söylüyoruz. Sanığın gerekli cezayı alması için de ne gerekirse bunu yapacağımızı söylüyoruz.